Ne oluyor anne? Niye cümbür cemaat geldik mutfağa? Sus. Kadının karşısında kaş göz ediyorsun. Görecek diye ödüm koptu. Anladıysan ne diye kalkmıyorsun bir an önce? Cem'in babasıyla konuşuyordum. Adamcağızın sözünü mü kesseydim? Ne oldu ki? Bunlar niye lafı açmadılar hala? Hangi lafı? Kızım seni istemediler daha. Anne. Onlar bunun için gelmediler ki. Kendi kendine gelin üvey oluyorsun. Kuru kuruya oturmaya geldiler yani, öyle mi? Tanıştık işte anneciğim. Acelen ne? Eğer niyetleri varsa bir daha gelirler. Tabii ki niyetleri var. Şuna bak. Cem de öylece oturuyor bömböm. Anne. Ne istedin çocuktan şimdi? Ne yapsın? O zamanlar yol yok, elektrik yok. Kızaklarla gidiyorduk ilçelere, köylere. Her şeye koşturuyorduk. Küçücük kadrolarla çalışıyorduk. Öyledir, tahmin ederim. Sıkıldıysan gidelim. Öğretmen sıkıntısı çeker. İyiyim ben. Keyfine bak. Hep yaşadık o günleri. Daha arabayı göstereceğiz ya. Şimdi bir köye öğretmen atanır. Ama karda kışta yol kapanır, öğretmen gelemez. Hadi derdim mahiyetimdekilere. Masa başından kalkın hadi. Gidelim. Çocukların dersi boş kalmasın. Öğretmenlik yapardık. Bir ara doktorluk bile yapmışsın ya, anlatsana babacığım. Yani doktorluk değil tabii. Tansiyon baktım bir kere. Hasta bir çocuğun ateşini düşürdüm tesadüfen. Adım doktor kaymakama çıktı. Kuyruk oluyorlarmış böyle. Ya hastanesini sırtlayan gelir. Laf anlatamıyorsun ki. Çaresizlikten sana sarılıyorlar. Siz de yakınmışsınız onlara, ne güzel. İdealist insan hanım. Canla başla çalışmış işte. Bravo. Vazifemdi. Ancak elimden geleni yaptım. Ben sizi çok sevdim Ali Rıza Bey. Sağ olun, karşılıklı. Yeri geldi hanım. Açıyorum konuyu. Söylüyorum. Zor dayandın. Tamam söyle. Hayri Hanım da gelsin. Ben haber vereyim. Hah, gelin gelin. Kusura bakmayın. Kurabiyeleri bekledim. Neler yapmışsınız. Hiç gerek yoktu. Baksanıza aynen halimize. Ne var halinizde canım, maşallah. Kemal Bey bir şey söyleyecekti. Sizi bekledi. Aa, öyle otursana mi? Hanım. Ah, buyurun efendim. Kusura bakmayın. Asıl siz bizim kusurumuza bakmayın. Böyle aniden olacak ama affınıza sığınıyorum Ali Rıza Bey. Estağfurullah efendim. Samimiyetimize güvenmenizi rica ediyorum. Elbette, buyurun. Malum haliniz, çocuklar birbirlerinden ziyadesiyle hoşlanıyorlar. Lütfen emrivaki diye addetmeyin. Gerçekten bu ziyaretin sebebi başta bu değildi. Ama sizleri tanıdık, siz de bizi tanıdınız. Zaten çocuklar da istiyor. Eğer siz de uygun görürseniz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Necla'yı Cem'e istiyoruz. Bizim Kemal Bey sağ olsun tez canlıdır. Hemen her şey bir an önce olsun bitsin ister. Lütfen yanlış anlamayın. İçi dışı birdir. Çocuk gibi içi içine sığmadı. Sonraki görüşmenin gündemini bugüne taşıyıverdi işte. Peçete getirmeyi unutmuşum. İnsanlara bak ya. Pat diye ne oluyor öyle? Babam deli olmuştur. Niye? İyi anlaştılar. Babam Cem'i de çok seviyor. Gayet de samimiydiler bence. Babamın hoşuna gider. Ay, baban lafı çeviriyor da çeviriyor. Ben dedim. Necla'cığım, kayınvaliden çay bekliyor canım. Ay deme öyle. Artık böyle. Galiba birazdan sözlü bir kız olacaksın. Babam öyle hemen evet demez ki. Sen öyle zannet. Bekleyin ya. Sakin ablacığım, sakin. Acele yok. Kemal Bey, her anne baba gibi biz de evlatlarımızın mutluluğunu isteriz. Necla nerede? Geliyor. Hepimizin isteği o tabii. Bizim için de aile çok önemlidir. Bir şey söyleyeyim Ali Rıza Bey,
Eğer birbirlerini seviyorlarsa, ki öyle diyorlar, mutlu olmamaları için bir neden yok. Sağ ol yavrum. Sıkıntı da çekmezler. Oğluma çok güveniyorum. Her şeyden önce iyi bir insan. Mert, çalışkan. Ne dersiniz? Cem'i damadınız olarak kabul eder misiniz? Memnuniyetle. Ama aynı kararı kızımın ağzından da duymak isterim. Necla'cığım. Ne diyorsun yavrum? Necla hala şaşkın. Acele etme yavrum, bekleriz biz. Ama cevabı almadan da gitmeyiz, haberin olsun. Bahçeye yaparsınız yatağımızı. Bahçeye ne demek? Başımızın üstünde yerimiz var. Evet Necla. Cevabın nedir kızım? Cem'le evlenmek istiyorum. Hayırlısı olsun o zaman. Oh, aldık kızımızı. Hayırlı olsun. Hepimize efendim. Niye yalnız oturuyorsun? İyi böyle. İçerisi çok kalabalık. Bizimkiler ciddi meselelere geçtiler de. Otur Cem. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok canım. Ne konuşuyorlar? Nişanı herhalde. Yaşlandın mı hanım? Bak bakayım kayınpeder gibi duruyor muyum? Onlar gelin damat olacak, bize ne? Efendim, yalnız benim bir istirhamım olacak. Estağfurullah, buyurun. Necla'nın okulu bitmeden evlenmesinler. Leyla evlendi. Bana sorarsanız okul bitsin derim. Tabii tabii, hiç merak etmeyin. Zaten Cem'in askerliği de var. Bu yıl Cem'in okulu biter. Sonra askere gider gelir, işini kurar. O sırada kızım da okulunu bitirir inşallah. Necla güzel okuyor, bitirir. Ama nişanı yaparız değil mi bir an önce? Tabii, bir yüzük takalım. Nişan bize ait tabii. Nişanı kız tarafı yapar. Leyla'nınki de acılığa gelmişti. Güzel bir nişan yaparız. Onlar işin ayrıntısı. Hepsi hallolur, hepsi. Tabii.